Emin Evim'in katkılarıyla hazırlanan Manşetlerin Dili programı başlıyor. Evet, manşetlerin diline Bismillah diyerek hızlıca başlamış olalım. Ali Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar. Eyvallah, sağ olun. Kararın birinci sayfasında kumpas otobüsü çukura düştü diyor. Dün Sözcü, Cumhuriyet gazetesindeydi. Bugün Sözcü'de yine devam haberi var. Cumhuriyet'in de aynı şekilde bir devam haberi var. İstanbul'da halk otobüsünü bozuk gibi gösterip sahte video hazırlanmasına İBB Başkanı sert tepki gösterdi. Valilikten izin alınmış, 4 günlük hazırlık yapılmış, akılları sıra bizi küçük düşüreceklerdi ama bu kumpas onları çukura soktu diye bir ifade kullanılıyor. Cumhuriyet Gazetesi'nde de benzeri bir haber var. O da çekim izni valilikten diyor. Kararın açık net manipülasyonuna Cumhuriyet Gazetesi biraz daha şey bakıyor. Diyor ki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir halk otobüsünün arızalı gibi gösterilen kumpas amaçlı video çekimi yapılmasına sert tepki gösterdi diye bir ifade kullanıyorlar. Dün ne demiştik? O otobüs kumpas için değil, İstanbul'u nasıl bataklığa sürüklediğinizi göstermek için bir video çekimi hazırlamış birileri. Bir reklam çekimi hazırlamışlar. Siz de o çekimi Yavuz hırsız ev sahibini bastırır mantığıyla kumpas videosu demişsiniz diyordu. Akit bugün birinci sayfasında manşetten bu duruma tepki gösteriyor. Diyor ki Ekrem bunların hangisi kurgu diye bir manşetle çıkıyor Akit gazetesi. Göreve geldiği 4,5 yılda İstanbul'u çeyrek asır geriye götüren CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimi denetim komisyonu raporuna göre bakımsızlık sebebiyle 4 yılda gerçekleşen yaklaşık 700 bin otobüs arızasını görmezden gelip metrobüs arızalarının %56.77'lik artışa rağmen başını kuma gömdü. Toplamda 214 otobüsün hurdaya çıkmasına aldırış etmeyen İmamoğlu yönetimi film çekimi için kiralanan İETT otobüsü üzerinden kendilerine kumpas kurulduğunu iddia edecek kadar yüzsüzleşti diyor. Fotoğraf kareleriyle tek tek Akit belgeliyor. Diyor ki gerçek olaylardan derlenmiştir diyor. 5 Temmuz 2022'de Çengelköy'de arıza yapan İETT otobüsünün yolcular ittirmedi mi Ekrem diyor. O görüntüleri unuttuk mu? 9 Eylül 2022'de Avcılar'da 2 metrobüs çarpıştı, 99 kişi yaralanmadı mı Ekrem diyor. 22 Şubat 2023'te Bahçelievler'de İETT otobüsü durağa dalmadı mı? Bir minibüse çarpmadı mı? Bir vatandaşımız hayatını kaybetmedi mi? Diyor. 17 Ağustos 2023'te Eminönü'nde park halindeki İETT otobüsü denize uçmadı mı? Vinçle onu sudan çekmediler mi? Diyor. Sizler de görüntüsünü görüyorsunuz. 13 Eylül 2023'te Fatih'te İETT otobüsü bir motosikletle çarpışıp hamile bir kadın hayatını kaybetmesine neden olmadı mı? Bunların hangisi kurgu İmamoğlu diye soruyor Akit gazetesi. Evet, Ekrem İmamoğlu yine algı üzerine algı yaparak kendi durumunu normal, güzel bir belediyecilik yönetimi gibi göstermeye çalışıyor. Efendim işte valilikten de izin alınmış diyor. Konuyu bilenler çok iyi bilecekler ki herhangi bir reklam filmi falan caddelerde şurada burada çekeceğiniz zaman, yani örnek aktüel olaydan örnek verelim, Kızıl Goncalar filmini çekmek istediğiniz zaman, dizi filmini çekmek istediğiniz zaman, tarihi bir eserin içerisinde bunun görüntülerini almak istediğiniz zaman hem o eserin sahibi olan vakıflardan izin alıyorsunuz hem de valilikten izin alıyorsunuz. Çünkü bu filmlerin her birinde caddeyi işgal etmiş oluyorsunuz, yolları işgal etmiş oluyorsunuz, insanların dikkatini çekiyorsunuz, yeri geliyor. O filmlerde tabanca kuru sıkı da olsa kullanıyorsunuz. O görüntüleri gerçek gibi zanneden insanlar telaşa kapılmasın diye valilikten bir izin alıyorsunuz. Valilik de gerekli tedbirlerini alıyor. Bu kendiliğinden gelişen ve zorunlu olan izin prosedürünü bile sanki özel bir çalışma yapılmış, reklam filmi çekilirken AK Parti'ye özgü, ki AK Parti de herhangi bir şekilde o reklam filminin kendilerine ait olduğuna dair de henüz daha bir açıklama da yapılmadı. Belki bir reklam ajansı, bir film çekelim, onu pazarlayabilirsek AK Parti'ye götürelim, başka partilere götürelim. Çünkü şu an itibariyle İYİ Parti de zaten
Ekrem İmamoğlu'nun karşısına bir aday çıkartma kararlılığı içerisinde. Belki İYİ Parti'ye götürüp bu reklam filmini kullanmak ister misiniz diye teklif götürecekti. Ama önemli olan Akit'in manşetinde yer alan o Ekrem, bunların hangisi kurgu şeklinde görüntüleriyle. Bunların hiçbir reklam filmi değil. Evet. Bunların her biri canlı örnekler. Şu an haber kanallarının hepsinin arşivlerinde bulunan, internet sitelerinde de görüntüleri yer alan olaylar, birebir yaşanan olaylar. Başka başka alanlara dalmıyoruz. İETT'den örnek veriyoruz. O çekilmek istenilen reklam filmi İETT ile ilgili olduğu iddia edildiğine göre biz de İETT'den, yani bunun yanında İSPARK'ı var, İSTAÇ'ı var, İKDAŞ'ı var, Varoğlu var, Belturu var, iflas etme noktasına getirilen Belturu var, kar eden şirketlerin bile iflas noktasına geldiği somut gerçekler var. Ama biz onlar İETT üzerinden yürüdükleri için burada İETT görüntüleri. Reklam filmi değil ya bu. Belgesel ya. Belgesel. Ben buradan açık bir çağrıda bulunuyorum. Ya şu kadar televizyon kanalı var. ATV'sinden, A Haberi'nden vesaire vesaire. Akit TV'de dahil olmak üzere. Profesyonel bir şekilde belgesel hazırlasınlar. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki İETT iştirakinin, kurumunun sergilediği 5 yıllık dönemdeki rezillikleri belgesel halinde, gerçek olaylardan gerçek görüntüleri çekerek, alarak çıkartsınlar bakalım Ekrem İmamoğlu. Akit TV'ye gelip de o çektiğiniz belgeseldeki şu görüntü yalan, sahte, çukura düşmüşsünüz Ali Bey, çukura düşmüşsünüz Murat Bey, Akit TV çukura düşmüşsünüz, debeleniyorsunuz diyebilecek mi bakalım? Şimdi ben dün burada dedim ki elde o kadar gerçek görüntü varken bu reklam filmini hazırlayan arkadaşlara da teessüf ediyoruz. Niye gidip çekti? Dün bir izleyicimiz ulaştı bize, dedi ki yayını izlemiş. Yıllardır dedi şu platformlara, o Netflix gibi platformlara belgesel hazırlıyorum, televizyon yayını, içerik malzeme hazırlıyorum dedi. Dediğiniz haklısınız ama dedi yapamazsınız. Niye biliyor musunuz dedi. Muhtemelen dedi bu YouTube'da yayınlamak için, sosyal medyada yayınlamak için bir reklam filmiydi. Gerçek görüntüleri kullanırsanız anında telif atıyorlar. Ve onları kaldırtıyorlar oradan dedi. Ama parasını verip bir şeyi çektiğinizde kaldırtamıyorlar. Bunun böyle de bir ayrıntısı var dedi. Şimdi orada haklılık yanları da olabilir. Çok iddialı değilim ama o görüntüleri İhlas Haber Ajansı çekmişse, İhlas Haber Ajansı'nın görüntüsü kardeşim bu. İhlas Haber Ajansı'na ait bir görüntü olduğuna göre başka birisi eğer bir telif atacak olursa, ki benzer bir şeyi şöyle yaşadık biz, bir cümleyle söyleyeyim. O 17-25 Aralık olaylarından hemen sonra Fethullah Gülen'in sohbetlerinden görüntü alıp biz Fethullah Gülen'i eleştiren haberler yapıp YouTube'a koyduğumuz zaman Fethullah Gülen telif atıyordu. Benim görüntümü kullanamazsın diye. Gerçekten de 1, 2, 3 kaldırdılar. Biz itiraz ettik. Dedik ki biz Türkiye'de terör örgütü olarak kabul edilen bir kişinin başındaki şahsın aleyhinde haberler yapıyoruz. Biz onun vaazını, sohbetini yayınlayıp para kazanmaya çalışmıyoruz. Tam aksine onun ülkeye yaptığı ihaneti göstermek için 1 saniyelik, 3 saniyelik, 5 saniyelik görüntü kullanıyoruz dedik. Ve sonrasında YouTube aylar sonra da olsa o telifleri kaldırdı. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun o ya bunlar çukura düştüler, reklam filmi çeviriyorlar, valilikten de izin alıyorlar vesaire vesaire dediği olayların gerçeklerini ben hızlıca söyleyeyim. Siz Akit'in manşetinden buraya çekilen gerçekler bunlar diyerekten verdiğiniz denize düşen İETT otobüsü dahil olmak üzere 6 tane 5 tane olayı saydınız. Ben de kendi çapımda toparlayabildiğim, bakın İETT otobüslerinin karıştığı olaylar 10 Ocak 2024. Beykoz'da İETT'ye bağlı özel halk otobüsü park halindeki araçlara çarptı. 3 araçta hasar oluştu. Kimse bana halk otobüslerini İETT'ye yamamayın falan demesin. Halk otobüslerini de İETT'nin kapsamına alan kendileri, kaldı ki bunu kenarda tutayım, İETT'den devam edeyim. Tarih
9 Ocak 2024 İETT otobüsü park halindeki 5 araca çarptı. İstanbul Ataşehir'de şoförün kontrolünden çıkan İETT otobüsü devam ediyor. 9 Ocak yine aynı gün Beyoğlu'nda tramvayın çarptığı kamyonetin sürücüsü yaralandı. 7 Ocak 2024 Sancaktepe'de korkunç kaza. İETT otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti. Tarih 7 Ocak 2024. Bir haftalık olaylardan bahsediyoruz şu ana kadar. Avcılar'da İETT otobüsü kaza yaptı. İETT otobüsü refüje çıkarak direğe vurdu. Kazada 5 yolcu yaralanırken otobüs şoförü ise araçta sıkıştı. 2 Ocak 2024. Beşiktaş'ta feci kaza. İETT otobüsü kontrolden çıktı. Yaralılar var. Yine 2 Ocak 2024. İstanbul'da İETT otobüsü park halindeki kamyona çarptı. 8 yolcu yaralandı. Devam ediyor. Ya Ekrem İmamoğlu ama bunların hepsine şöyle bir cevap verecek. Otobüs bu ya. Arıza yapar. Yapacak kaza da. Yapar. Yapacak tabii. Ne güzel film çeviriyorlar. Ya. Reklam filmi çeviriyorlar. Bu da belgeseli. Reklam filmi değil. Bunların hepsi birebir yaşanmış olaylar. Ve daha şunun şurasında 2 Ocak'a gittik. Bugün 16 Ocak olduğuna göre 14 gün. 2 haftalık olayları saydım size. Daha devam ettiğiniz zaman bir ay içerisinde 3-4 vefat var. Duraklara dalan otobüslerden bahsediyoruz. Tramvay, rayından çıkan tramvaylardan bahsediyoruz. Bazen tramvay yoluna kamyon giriyor. Onlar da tüm kusur tramvayda olmayabilir. Haklı olabilirler. Ama tramvayın rayından çıktığı olaylar da var. Bir şey daha vardı, onu yazmadık. Hatırlayın, İETT otobüsünde de gayri ahlaki bir ilişki yaşandı. Evet. Onu da dedik ki okuyucularımız arasında hanımlar var. Koymayalım bu ahlaksızlığı da buraya. Düşünün, tarihinde görülmüş. Şişli'de de görüntüler var. Böyle, evet. Yani İETT otobüsünün fuhuşa malzeme yapıldığı bir dönem var mı tarihinde? Maalesef. Ve metrobüsler, öyle metrobüsler gördük ki, öyle kazalarını yaşadık ki bu İstanbullular direkt gidiyor. Bodoslama'dan gidiyor ve karşı karşıya kafa kafaya. Ya bana göstersinler bugüne kadar. Metrobüs yolunda evvelki dönemde de Kadir Topbaş rahmetlinin döneminde de o metrobüsler hizmet veriyordu. Bir tane bana kafa kafaya çarpışan bir metrobüs göstersinler bana. Maalesef ki maalesef İstanbul'un hiç yaşamadığı olayları İstanbullulara yaşatan Ekrem İmamoğlu. Şimdi kendileri de çektirmiş olabilirler o reklam filmini. Hatta o reklam filminin tamamı önümüzde olmadığına göre, henüz daha tamamlanmadığına göre büyük ihtimalle İyi Partililerle de iştirak halinde de olabilir. Çok da iddialı değilim. Olabilir. Belki AK Parti'ye veya İyi Parti'ye ikisinden birisine pazarlamak üzere bir bağımsız reklam şirketi de çekmiş olabilir. Beni hiç ilgilendirmez. Beni bunlar ilgilendiriyor. Burada belgesel halinde film şeridine konulmuş bütün olaylar. Çıksın Ekrem İmamoğlu desin ki yalan, çukura düştün Ali Bey diyebiliyorsa buyursun söylesin. Somut olaylar, benim yazımda somut olaylar, somut tarihleriyle birlikte var. Herhangi bir vatandaşımız da merak ediyorsa arama motorlarına yazsınlar. İETT desinler, kaza desinler. Bakın bir ayın içerisinde kaç tane kaza yaşanmış, kaç tane olay yaşanmış, her birini görecekler. Evet. Sözcü'de kollarını sıvadığı o beyaz gömleğin hikayesini anlattığı güzellemesi var Sözcü'de bugün. İmamoğlu 5 yıldır görevdeyim. Devletin kanalı TRT'de ismim geçirilmedi. Ailemin 30 yıllık şantiye dosyalarına kadar baktılar diye bir ifade kullanıyor. Bu simge oldu benim o kollarımı katlayıp çıkmam diyor. 6 Mayıs 2019'da diyor. Neymiş ben merak ettim gömleğin hikayesi. Gömleğin hikayesi ile ilgili bir şey yok. Kravatın yok. Hikayesi diyecekler. İğnenin hikayesi, bir de saatin hikayesini anlatsalar çok memnun olacağım. Çünkü Sözcü TV'ye çıktığı zaman koluna taktığı saatin kaç bin lira olduğunu kendi yandaşları bile hayretler içerisinde tekrarlıyorlardı. Ve orada Sözcü TV'de sunucuya yönelik olarak yaptığı azarlamaları, karşısındaki gazetecilere yönelik çıkışlarının da bir hikayesini anlatmış olsalar, Sözcü gazetesine karşı genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'a yaptığı hakaretlerin hikayesi Sözcü gazetesi tarafından anlatılsa çok memnun olacağım. Çünkü Sözcü gazetesinin genel yayın yönetmeni kendisi
anlatıyordu. Ekrem İmamoğlu'nun bana, sözcünün temsilcisi olarak bana söylediği sözleri tekrarlasam gazeteci arkadaşlara, gazeteci arkadaşlar utanırlar o sözlerden dolayı. Biz tahmin ediyoruz o sözleri tabii. Valiye it diyen, kayak takımı bilmem nerene girsin diyen Ekrem İmamoğlu'ndan Sözcü'nün genel yayın yönetmenine de benzer şekilde bir küfür çıkmıştır büyük ihtimalle. Ama o Metin Yılmaz ucunda şu olduğu için Fahrettin Koca doktorlar için, o belli gruptaki doktorlar için, para için yurt dışına giden ama Almanya'ya, İngiltere'ye değil, Kuveyt'e, Katar'a giden, orada daha yüksek maaş olan olduğu için giden doktorları kastederek, bir avuç doktoru kastederek şunun için dediği o görüntüdeki hareketi yapmış olalım. Metin Yılmaz da Sözcü Gazetesi olarak bunu hallettikleri için o Ekrem İmamoğlu'nu gazetede ağırladılar. Şimdi de gömleğinin hikayesi, efendim kravatının hikayesi, kol iğnesinin hikayesi vesaire diyerekten algı üzerine algı yapmaya çalışıyorlar. Evet, maalesef diyelim, devam edelim. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde herkese terörist diyene bak diye bir ifade kullanıyor Sözcü Gazetesi'nin manşetinde. BBP lideri Destici meğer Kürtler için özellik istemiş diyor. Cumhur İttifakı dışındaki partilerin tamamını terör unsuru ilan eden Destici diye bir ifade kullanıyor. Kandil'le görüşmeyi savunmuş ve FETÖ'ye övgüler yağdırmış diye bir ifade kullanıyor. Karar Gazetesi'nin de manşetinde tabii Destici'nin o sözünü üstünü keserek veriyor, altını keserek veriyor Sözcü. Diyor ki terörün başta siyasi uzantıları olmak üzere bütün unsurlarıyla mücadele edilmelidir. Daha dün 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde hepiniz bir aradaydınız diyor. Biz onu, Sözcü orayı kesiyor, alt tarafa okuyucusu, aa evet ya biz kimlerle bir aradaymışız demesin, görmesin diye. Karar diyor ki ortak acımızı siyasete adet etmeyin derken o şeyi de veriyor. Alt bölümünü de veriyor. İttifakın HDP uzantıları, marjinal sol, Saadet, Gelecek Partisi, CHP nasıl bir araya geldiğini o bölümle birlikte veriyor. Karar diyor ki ortak acımızı siyasete adet etmeyin diyor. Sözcü Gazetesi ile Karar Gazetesi nasıl oluyor da bir arada hareket edebiliyorlar, aynı manşetleri kullanabiliyorlar? İkisinin de manşetinde Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı Mustafa Destici hedef haline getirilmiş. Halbuki Mustafa Destici ne diyor? Mustafa Destici şehitlerimizin olduğu bir dönemde ya şu millet meclisinde şu parti bu parti ayrımını bırakalım artık. Şu PKK'ya hep birlikte karşı çıkalım diyor. Mustafa Destici'nin söylediği bu. Teröre herhangi bir şekilde hiçbir siyasi parti yandaşlık yapmasın diyor. Bunu söylerken de Diyarbakır'da HDP veya DEM ne derseniz deyin onun aday tanıtım çalışması içerisinde Abdullah Öcalan'a buradan selam ve saygılarımı yolluyorum diyen, daha geçen hafta cuma günkü veya perşembe günkü etkinlikte konuşan HDP'li isimler var. Şimdi bunu anlatmayan Sözcü Gazetesi ve Karar Gazetesi kalkıyorlar Mustafa Destici'nin bu açıklamasına itiraz edip, nanay sen 2012'de şunu demiştin, sen 2013'te bunu demiştin diyorlar. İnsafsızlık etmeyin, vicdansızlık yapmayın, ahlaksızlık yapmayın diyor. Üstelik diyorum. O sözünde ne var ki? Ne diyor? Analar babalar, çözüm sürecini kastediyor. Analar babalar ağlamasın diye özerkliği kabul edebiliriz. Onun için Oslo'ya Apo'yla ve Kandil'le görüşmeye devam diyor diye bir şey paylaşmışlar. Özerklik istemiş diye bir ifade kullanıyor. Mustafa Destici'nin bugünkü o sözcünün kararın kastettiği anlamda bir özerkliği falan kabul edeceğini asla tahmin etmiyorum. Efendim sosyal medyadaki paylaşımı şurada burada bana maval okumasınlar. Mustafa Destici'nin 10 yıllık 15 yıllık siyasi hayatında bu yönde herhangi bir şekilde altyapısı doldurulmuş bir açıklamasını gösteremezler. Ama şunu her birimiz yaptık. Silahı bırakıyorum dedi PKK. Tam silahı söylüyorum. Bıraktığı an biz deriz ki silah bırakıldıysa 3 aydır, 6 aydır eğer bir kurşun sıkmadıysanız gelin
adam oldunuz, adam olmaya aday gibi görünüyorsunuz, kendinizi öyle gösteriyorsunuz. Gelin istediğiniz şeyi sizinle konuşalım, özerkliği konuşalım ama özerkliği vermek üzere değil, çatır çatır sizinle konuşalım, özerklik halinde neler kaybedeceğinizi size anlatalım deriz. Ben de derim, Mustafa Destici de bu anlamda söylemiş olabilir. Ama siz kalkıp da bir kurşunun sıkılmadığı, bir askerimin omuzuna bir taş değmediği bir tarihte söylenilen sözlerle şimdi bir ayın içerisinde 22 şehit verdiğimiz bir konjonktürde kalkıp da hele hele o 22 şehidi verdiğimiz günlerde Başkan Apo 25 yıldır tecrit halinde diyerekten de algı üzerine algı üretenlerin de var olduğu bir dönemde HDP'lileri, Demlileri manşetine çıkartamayan Karar Gazetesi, Sözcü Gazetesi, ahlaksızsınız siz diyorum. Mustafa Destici'nin nasıl milliyetçi olduğunu, ürkücü olduğunu Türkiye biliyor, tanıyor. Ama sizler küçük küçük olayları o çözüm süreci içerisinde bir tane küçücük bir çocuğun taşıdığı bir Apo bayrağını ki ben o tarihte de Apo'nun herhangi bir şekilde resminin taşınmasına o tarihte de onay vermem. Bugün de onay vermem. Ama küçük çocuğun taşıdığı o Apo posteri üzerinden Türkiye kimlere teslim oldu diye Sözcü Gazetesi manşet atarken şimdi eğer İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği salonlarda Demliler, HDP'liler, Sayın Öcalan, Öcalan'a saygı yolluyoruz diyorlarsa veyahut da 25 yıldır tecrit halinde o Apo'ya özgürlük istiyoruz diyebiliyorlarsa, bunlar tekrarlanabiliyorsa ve Sözcü Gazetesi onu manşetine taşımayıp da Mustafa Destici'yi manşetlerine taşıyorlarsa. Mustafa Destici'yi manşetine taşırken onu söylüyor. Hani o çözüm süreciyle ilgili ifadesini söylüyor. Ama ta 2012'deki ifadeyi söylüyor. Ama çok yeni. Daha 3-5 gün önce. Bir ay bile olmadı. 2 hafta önceki DEM Özgür Özel görüşmesiyle alakalı bakın ne diyor akşamda. DEM eş genel başkan yardımcısı Tayyip Temel yerel seçimlere yönelik ittifak görüşmesi başlığından yalnızca birisiydi diyor. Bizim diyor Özgür Özel'le görüşmemiz. Bizim gündemimizde tecrit Öcalan vardı. Tecridin çözümü önündeki engelleyici role dair tartışmalar yürütüldü. Bunun yanı sıra kayyum uygulamalarını konuştuk diyor. Özel ile Öcalan'ı görüştük diyor. Bu 2012'de mi söylenmiş? Bu daha 2 haftalık bir mevzu. Bugünkü olayı yazamayan Sözcü Karar ta 10 yıl önce de söylenmiş olsa bir açıklık getirilmediği takdirde ben o sözlerin de kişileri bağladığı kanaatindeyim. Ama o tarihte siz bir tane askerimize kurşun sıkılmadığını, bir yıl, iki yıl, üç yıl boyunca PKK'nın kurşun sıkmadığını, o sözleri verdiğini, 2015'te ise kendisinin sözünden vazgeçtiğini eğer gizlerseniz, saklarsanız bağımsız gazeteci olamazsınız. İsviçre'den kurulu bir patronun, bir patron şirketin elemanı olarak burada yayın yaparsınız. Orada ne emredilirse Türkiye'de kim var? Milliyetçi kim varsa karşısına çıkın. Milliyetçi kim varsa onun bütün arşivini tarayın, olayları çarpıtın, bağlamından kopartın ve hedef haline getirin. Karar Gazetesi de onu takip ediyor. Bakın siz Cumhuriyet'le Yeni Çağ Gazetesi'ni takdim etmediniz. Cumhuriyet Gazetesi ve Yeni Çağ'da var. Cumhuriyet herhalde önünüzdedir. Osman evet. Öcalan'la ilgili bir kararı veriyorlar. Evet. Şimdi bir yandan Sözcü ve Karar hedef haline getiriyor Mustafa Destici'yi. Evet. Onun HDP'lilere yönelik olarak Anayasa Mahkemesi'nin de kapatma kararını savsakladığı bir ortamda Mustafa Destici'nin haykırışını hedef haline getirip onu itibarsızlaştırmaya çalışırken bakın nasıl bir ahlaksızlık yapıyorlar. Cumhuriyet ve Yeni Çağ'da Osman Öcalan'la ilgili haber. Evet. Yargıdan yine çifte standart diyor Cumhuriyet Gazetesi'nde. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı PKK terör örgütü liderinin mektubunun yayınlanması ile kardeşi Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkartılmasını ifade özgürlüğü saydı. Karar
Yorum nedeniyle gazeteci, yorum ama o yorumun ne olduğunu söylemiyor. Yorum nedeniyle gazeteci Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasındaki çifte standardı gündeme getirdi diyor. Şimdi şunu söylüyorlar, Yeni Çağ'da aynı haberi. Bakın Yeni Çağ Cumhuriyet, sözcü karar. Öyle bir arka planda tuzaklar, kumpaslar kuruluyor ki kendileri kumpas üzerine kumpas kurarlarken öbür taraftan da AK Parti'yi kumpas kurmakla suçluyorlar. Şimdi Osman Öcalan efendim TRT'ye niye çıkarıldı? Çıkarılmaması gerekirdi diyorlar. Kuyruk acıları ne? Kuyruk acıları şu. Osman Öcalan diyor ki ben 20 yıl bu PKK terör örgütünde ülkeme ihanet ettim. Ben bu ülkenin askerine kurşun sıkılması emrini verdim. Pişman oldum. Bu yol yol değil. Bu yol Amerika'nın uşaklığı yolu diyor. Osman Öcalan bunu söylüyor. Ben bunu söylediği için bütün suçlarından aridir, artık beraat etmelidir demiyorum. Yine cezasını çekmeliydi ölmeden önce. Ama ve lakin siz zaten adamı tutuklayamıyorsunuz. Adam Irak'ta yaşıyor, Kuzey Irak'ta yaşıyor. Ama adama bunu söyletebiliyorsanız, o PKK'lı teröristler 15 yaşında kız çocuklarını kaçırıp hem cinsel istismara maruz bırakıp hem de onların ellerine silah verip Türk askerine kurşun sıktırıyorsa, böyle bir konjonktürde Osman Öcalan PKK Amerika'nın uşaklığını yapıyor dediği noktada TRT değil, ne kadar televizyonunuz varsa zorunlu yayın bile yaptırılması lazım. Ne dediğini söylemiyorlar. Osman Öcalan çıkartılmıştı. İyi de Osman Öcalan'ın çıkartılmasına karşı çıkıyorsanız siz şu an Başkan Öcalan'a, o büyük adama diyerekten o evvelki PKK terör örgütünün başında olduğu dönemi de övgüyle bahseden HDP'lileri niye manşetine taşımıyorsun sözcüğü? Cumhuriyet niye taşımıyorsun? Yeni Çağ niye taşımıyorsun? Karar Gazetesi niye taşımıyorsun? Bir de Karar Gazetesi'nin ve Sözcü'nün çok ustaca belki de suçüstü oldukları ifade de var. 9 şehidimizin acısını siyasete alet ediyorlar diyor Mustafa Desteci için. 9 şehidimizin varlığı bir gerçek değil mi? Varlığı gerçek. Reklam filmi falan değil bu. Birebir gerçek 9 tane şehidimiz var. Bu 9 şehidimiz hakkında bir siyasi parti açıklama yapmayacak da kim yapacak? Demliler mi yapacak? Demlilerin yaptığını görüyoruz işte. 9 tane şehidimiz var. 9 tane şehidimize rağmen, ondan önceki 12 tane şehidimize rağmen adamlar kalkıyorlar. Sayın Öcalan'a özgürlük diyorlar, diyebiliyorlar. Ve bunu da Merdan Yanardağ'la da bağlantı kurarak belki de kendi suçlarını da itiraf ediyorlar. Merdan Yanardağ bunu demişti. Öcalan'dan bahsetmişti. Merdan Yanardağ'ı cezaevine koydunuz ama Osman Öcalan'ı da televizyona siz çıkarttınız. Peki ikisinin arasında buyurun konuşun. Merdan Yanardağ'ın dediği şu an PKK'nın başındaki Abdullah Öcalan'ın imza attığı onlarca katliamdan dolayı cezaevinde olmasını gerekçe gösterip 25 yıl çok uzun bunlar için. Bu suçlar için 25 yıl fazla diyor Merdan Yanardağ. Osman Öcalan öyle mi diyor? Osman Öcalan tam aksine biz ihanet ettik ülkemize diyor. Biz vatanımıza ihanet ettik PKK'da olduğumuz dönemde diyor. Şimdi bu ikisini aynı konuşmalarmış gibi göstermek akıl tutulmasıdır diyeceğim ama akıl tutulması falan yaşamaz bunlar. Bunlar hinliklerinden, tilkiliklerinden, kurnazlıklarından Merdan Yanardağ da konuşma yapmıştı. Öcalan'dan bahsetmişti. Osman Öcalan da Öcalan zaten soyadı Öcalan abisinin kardeşi diyerekten bir algı oluşturuyorlar. Biz Osman Öcalan kahraman falan demiyoruz. Sadece şunu söylüyoruz. Osman Öcalan bu ülkeye ihanet etmiş ama ihanetinden sonra binlerce ihanet eden insanları doğru yola getirmek için de ben ihanet ettim. Yanlış yaptım. Aslında biz Amerika'nın uşaklığını yapmışız diyebilecek kadar cesur bir açıklama yapmış. Dolayısıyla Osman Öcalan'ın yani, o açıklamasını yayınlamak bir suç değil, tam aksine bir vatan borcudur. Osman Öcalan deseydi ki Murat Karayılan gibi, AK Parti MHP ittifakı, Cumhur İttifakı bizim sonumuzu getirecek, bu seçimde kesinlikle kaybetmeleri lazım deseydi herhalde bu şey olmazdı. Şu an ne diyor Murat Karayılan, kime oy verin diyor. Ekrem İmamoğlu'na oy verin diyor. Bu kadar net. Vay efendim işte biz PKK'yla... Öylesiniz. Değil misiniz yani? PKK
Niçin sizinle herhangi bir tanışıklığı yoksa, herhangi bir menfaati yoksa PKK'nın? Ki parantez açıp söyleyeyim, PKK emrettiği için Ekrem İmamoğlu 3 kere Diyarbakır'a gittiği halde HDP'nin kapısında bekleyen Diyarbakır annelerini bir kere ziyaret etmedi. Çıksın Ekrem İmamoğlu'nda şeref varsa söylesin, desin ki 3 kere gittim ben Diyarbakır'a, 3'ünden birisini de ziyaret ettim desin. Diyemez. Ama Diyarbakır'a gitti. Şu sergiyi izlemek için, bu bilmem ne belgeseline bakmak için gittin. Orada ziyaretler yaptın. HDP'li belediye başkanlarını ziyaret ettin. Destek verdin. Atatürk resmi hediye ettin. O Atatürk resmi o belediye başkanı tarafından sen gittikten sonra depoya, mahzene kaldırıldı. Şimdi çıksın Ekrem İmamoğlu desin ki ben Diyarbakır'a gittim. Diyarbakır'da PKK yandaşı olarak suçlanan kişiyi de ziyaret ettim. Ama PKK'yı terör örgütü olarak ilan edip çocuklarını oradan kurtarmak isteyen o Diyarbakır annelerini de ziyaret ettim. Buyursun desin diyebiliyor mu? Diyemiyor. O zaman bizim PKK ile falan işimiz yok demesinler. PKK izin vermediği için, HDP izin vermediği için Diyarbakır annelerini ziyaret edemeyen bir Ekrem İmamoğlu'ndan bahsediyoruz. Evet, yine Sözcü'nün Cumhuriyet'in bir günün kararın göremeyeceği bir haber. Kirli ittifak diyor Sabah gazetesinin manşetinde. Türkiye şehitlerini ağlarken CHP'den Kandil adayına destek. Mersin'de PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile el sıkışan CHP, Akdeniz Belediye Başkanlığı için İstiklal Marşı düşmanı Nuriye Arslan'ı destekleyecek diyor. Evet, maalesef bu kirli ittifaklar artık gün yüzüne de çıkmış durumda. Bir ilçede HDP'ye deme adaylık veriyorlar. O ilçenin bulunduğu ilde de HDP'liler, Demliler CHP'ye destek vermek üzere kendileri aday çıkartmıyorlar. Mersin'de 2019 öncesinde her seçimde iddiaları olmadığı halde aynı siyasi partinin o tarihteki temsilcileri aday çıkartmışlar. %10, %12, %8 oy aldıkları illerde ısrarla aday çıkartmışlar. Ama 2019'da başlattıkları o süreçte Tayyip Erdoğan'a ve partisine kaybettirmek için CHP'li adaylara, karşısındaki en güçlü rakibi kimse Tayyip Erdoğan'ın, ona oy verilmek üzere ama ondan da ilçe bazında bazı başkanlıkları alma, pazarlık yaparak alma şeklinde bir kirli ittifak HDP ile CHP arasında. Suudi Arabistan İstiklal Marşı'na engel oluyor. Orada maç oynamayız diye bir yalan uydurdular engel olmadığı halde. Bunu kılıf uyduruyorlardı. Şimdi İstiklal Marşı okumak zorunda değilim diyene aday gösterir, sorun yok diyor. Aday gösteriliyor. Yani HDP'li olması benim için yeterli zaten. HDP'ye üye olan bir kişinin mantığı, zihniyeti ortaya çıkmıştır. Ya kötü niyetlisiniz vesaire diye kimse aklımızla alay etmesin, zekamızla alay etmesin. HDP'nin üst yönetimindeki hemen herkes PKK için şöyle yüksek sesle PKK terör örgütüdür. Bu ülkenin askerine kurşun sıkan hain bir örgüttür diyemez, diyememiştir bugüne kadar. Bugünden sonra demesini arzu ederim, demeyecektir şeklinde bir cümle de kullanmak istemem. Ama görüntü de ortada. Evet. O HDP'lilerle işbirliği yapan CHP'nin de hali ortada. Evet, sürenin sonuna geldik. Yarın görüşmek dileğiyle inşallah. Allah'a emanet olun. Buluşmak ümidiyle inşallah. Emin Evim'in katkılarıyla hazırlanan Manşetlerin Dili programı sona erdi.